İnişlerin, iniş dedin ya şimdi. İnişlerinden nasıl çıkıyorsun? <laughs> İnerek. Ee, özür dilerim. Afiyet olsun. Sudu. <laughs> Asiye gibi <laughs> Çok susadım ben. İnişlerimden nasıl çıkıyorum? Ya inişine bağlı biraz. Yani inişlerinden derken yani birkaç şöyle, kaç kaybım ki... oldu mesela? Rahmetli Civan Canova, Onsu, Aykut arkadaşım. onların hepsinin yani öyle kayıplarda o inişten çıkmak diye bir şey yok ama oralarda hep böyle bir acı çekiyorsun. Ama genel rutin işte ne neyse o kariyerde sıkıntı, aşkta sıkıntı, ailevi sıkıntı falan. Oralarda şey çıkıyorum ya. kuvvetli çıkıyorum yani.

ama bu arada geçen gün şöyle bir şey düşündüm. Fransa'da tam bir apartmandan merdivenlerden inerken dedim ki, ne olursa olsun götürdüğün acı, sıkıntın, isterse şehir de değiştirsen, ülke de değiştirsen, o seninle geliyor. Geliyor. Esra dedim, öyle bir şey hissettim buramda. Geliyor. Ama sonra gittim, bir güzel kırmızı şarap içtim, bir Paris'te bir yürüdüm, bir iki bina gördüm falan. Ee, aman i̇yi geliyor ama. <laughs> Sağ olun. Sonra boş vaktimde gene düşünüyorum. Evet, dedim. <laughs> Aynen. Allah gerçekten öyle dediğin gibi acılar vermesin. Öteklerin evet. hepsi, hepsi zaten işte cool. o sırada evet. şey oluyor. Bak, bak mesela işte daha önce o işteki sana atılan işte o başına B gelen olmaz. Onda değil. ben böyle bir üzülme yok. Bu da mesela Tabii kendimi ki. de sorguladım. Ya ne oluyorsun sen? Fakat inanılmaz üzüldüm. İnanılmaz üzüldüm. Ama işte bak yani, başka bir şey hizmet ediyor anladın mı? O laf evet. laf çok doğru. Evet. Çok üzülüyorsun, dibe vuruyorsun, nefret ediyorsun. İşte kimseyle görüşmek evet. istemiyorsun. Ama sonra atıyorum 3 ay sonra, 5 ay sonra belki de 5 yıl sonra. Mesela benim de kariyerimde hep benim önümü kesmek isteyenler. Meyer kim on... onlar lan? Ver o listeyi bana. Meğer bundan. onlar basamak olmuşlar. Ha. Ben aslında da bilmiyorum ki. Evet. Yastıkları döve döve ağlıyorum yani. Hani Sen bir şey olduğunda ağlar mısın? Ağlarım. Ah kıyamam. Öyle mi? Sen ağlamaz mısın? Ben çok ağlarım. Başıma kötü bir şey geldiğinde ben galiba ilk refleksim ağlamak değil. Ne? Tantuni değil. <laughs> ee, şey ee, düşünmek, durmak, sinirlenmek olabilir. Ama göz yani ağlamak ağlamak değil galiba. İlk refleksim ağlamak değil üzüldüğümde. Ben ağlarım. Ya ben çok da ağır, böyle şey değil misindir gözlerin bir şey Mesela seyreder. Mesela bir haber duyduğun zaman. Aa Mesela bak bu mesela, haberi bu Maput Show'da bu gibi onlar bana haber verdiler. Kusura bakmayın böyle 8 ay sonra her şey konuşulmuş. işte efendim zamanlar konuşulmuş falan işte o hikayede çalma hikayesinde telefon açtılar ikisi böyle Zoom'dan böyle yaptılar. Biz bu projeyi yapamayacağız. oldu. Orada galiba ağladım. Ama ilk reaksiyonum ağlamak değil. Orada bak böyle bir olayda insanın başına ilk ama insanın aklına ilk bir küfür geliyor zaten. Bana bana öyle oluyor. Hangi o küfür? küfür? <laughs> Söylemeyin Söyle <şimdi>. be. <laughs> YouTube değil mi oğlum burası? Olsun YouTube, oğlum YouTube. <laughs> kulağıma söyle. Söyle kulağıma söyle. <laughs> Ay hoşuna gitti. <laughs> Benim suratına da söylemiştim var. Eyvah A -a. seçtim. <laughs> Bak tamam. oldum kaldım. <laughs> evet. Neyse, yani eğer bir kazık söz konusuysa, evet. ilk başta bir küfür, küfür geliyor, arkasından da o sinir sinir boşalması geliyor ha. ağlayarak. Ha. Ama mesela normal hayatımda da mesela sana çalışırken de dün ben şeyi seyrettim, Katarsis'i seyrettim, Bayağı senin için duygulandım, gözlerim doldu evet. falan. Yani böyle ben bir de öyle ağlama ha, halim ha, var benim devamlı. Benim de var ama kendime olan bir şey de değil. Mesela geçen gün La Vida e Bella, La Vita e Bella diye bir tekrar o hatırlıyor musun? Roberto bir Oscar almıştı şeylerin üstüne çıktı, Oscar töreninde bütün sandalyelerin üstüne herkes ayakta ben alkışladı. Ben <laughs> <laughs> Yanılmaz ya, güzel bir şey benim bu. Benim kardeşim bana Dory diyor. Dory'yi biliyor musun? O Nemo mu ne varmış çizgi film çocuğu. Evet. Orada bir tane Dory mı? Evet. O Dory mesela merhaba Esra deyip o kafasını çevirir sen kimdin falan dermiş. Ya. Hani Öyle o mi? O kadar. <laughs> Ay çok iyi. Neyse ben bir başarı hikayesinde çok ağlıyorum. Ben de. Başarı hikayesi. Ama mesela bir şey oldu işte bir, bir dururum. İlk reaksiyonum ağlamak değildir. Ama başarı hmm. hikayesi birinin hikayesi beni çok duygulandırıyor. Ben vardır. de başarı hikayesinde. Evet. Böyle direkt o bir de kendin de belirli yollardan geçiyorsun ya bir özdeşleştiriyorsun onun ah evet, Allah bir, bir emfati, neler çekti burada. Evet, evet. azı anlatılıyor falan diye böyle bir ya emfati. da aldığı o şeyi o neyse o karşılığını aldığın zaman o sevinci falan çok böyle Öyle çok duygulandırıyor duygu. beni çok şeker. Seninle hiç uğraşan oldu mu? Ne yani gibi? uğraşan derken. benle şey benimle uğraştı. Şaka yapıyorum. Ön, önünü ke yani oldu. hani böyle Esra o almasın o rolü ben alayım. Ya da atıyorum aynı dizidesindir. Sizde şey çok önemli ya sana karşında rol vermesi. E, rol vermesi demiyor musunuz ona? Evet, Pas orada aşağı. sana madilik yapar mesela. Şimdi hani, ben o madilikleri ya da, hiç şey yapmam. Ya da atıyorum başrol oyuncusudur. Sen ön plana çıkmış zaten hepsinde ön plana çıktın. E, şey Esra'ya daha az yazın. Bir bakıyorsun senaryo eline ya, geliyor daha az. Ben e, şu anlamda Ha hiç zannetmiyorum. Ben <laughs> ben böyle bir şey bilmiyorum yani. Ha tamam ya. O... Ama e, karşımda bana sinir olup madilik yapan çok büyük şanssız. Çünkü ben madiliye çok e, meraklı biriyim. Mesela diyelim bana pas vermiyor ya. Ben böyle sekiz kere tepe taklak onu attırır şey yaparım yani çok hazırlıklıyım ön şeylere hiç hmm. etkilenmem bana madilik yapsa da hiç etkilenmem tam tersi beni hırslandırır çok rahat oynarım madilerin karşısında yani çok e, oldu yani o benim zaman benim için ya olmuştur süreçte ama ben o kadar acı çekmedim galiba ya mesela önümü önümü arkadan olmuştur çok eminim olmuştur. <laughs> Ama e, hiç denk yani bana ge, getirtmediler önüme yani önüme e, düşmedi hiç düşse ha. çünkü e, düşse düş düşmediler yani İyi ki düşmemişler arkadan olduğu nereden tahmin ediyorsun olmuştur olmuştur Peki ama hiç... ben istediğim ben o kadar yani maşallah gerçekten e, o kadar e, ya ben öyle acı çekmedim bu meslekte. Hani neler yaşadım hani falan ne diyor, değil. Ebe ya. Çok tuhaf ya. Hep iş buldum. Hep bana geldiler. Çalış dediler falan. Ee, galiba Türkiye'de bakın şöyle bir şey var Türkiye'de. Ben size söyleyeceğim ne olduğunu. Çözdü olayı. Türkiye'de şöyle bir şey var. Türkiye'de güzellikle ilgili bir şey var. Tamam mı? Yani güz güzel olana hırs. Şimdi ben güzel bir kadınım. Tamam mı? Ama Türkiye standartlarında. Yani hani işte burun böyle bana onun için büyük bir ihtimalini güzel standartına girmiyorum ben İşte ne diyorlar onu işte seksi vamp böyle işte değişik bir tip falan nasıl bir değişiklik iki kolum iki bacağım bir değişikliğim yok yani yüz olarak ama... Oralarda galiba o yaşlarda daha fazla bir şey oluyor bir estetik ıı, hırs, hırs oluyor oralarda o daha güzel o, onun ayağını kaldır kaydıralım şu falan filan. Bana çok dokunmadılar bir de ben çok güzel roller oynadım.